Soru bir, hocamızın en son çıkan kitabının ilk makalesinde Kur'an'dan hakkıyla istifade etmek için duygu safveti ve ihtiyaç tezkeresi üzerinde duruluyor. Hizmetimizde eleştiren, ya ama gibi sözlerle başlayan, sözleri sarf edenler, duygu safvetini ve ihtiyaç tezkeresini elde edememişler midir? Hizmetimize bakan yönüyle duygu safveti ve ihtiyaç tezkeresini nasıl anlamalıyız? Kur'an-ı Kerim'den istifade edebilmek için Kur'an-ı Kerim'in kendisi de duygu saffetine, kalp duruluğuna dikkat çeker. Mesela Sure-i Muhammed'de geçen 24. ayette "Efele yetedebberunel Kur'ane em ala kulubin akfaluha" ferman edilir. Yani onlar Kur'an-ı Kerim üzerinde tedebbür etmiyorlar mı? Yoksa kalplerinde kilitler mi var? Kur'an üzerindeki tedebbür ile kalpte kilit, biz kilit diyoruz, olması ayetin bağlantıları içerisinde bir insan kalbi saffetini, duruluğunu kaybetmişse, Kur'an-ı Kerim üzerinde tedebbür etmekle kalplerin üstünde kılıf, kilit olması arasında Kur'an'da bağlantı kuruyor. Yani ne kadar kalbi saffetini kazanabilirse kalp duruluğu diyebileceğimiz, çünkü insanda bulunan bütün duygular imanın mahalli olan kalbe bağlıdır. Merkezi santralde arıza olursa o diğer etraftaki elektrik dağılımında da arızalar meydana getirdiği gibi, tekrar edeyim, bütün duyguların ve imanın merkezi olan kalpte arızalar olursa, saffet bulanırsa bu sair pek çok duygunun da bulanmasına, altı üstüne gelmesine sebebiyet verebilir. Onun için Kur'an-ı Kerim'i anlamakla kalbin kilitli olmaması ve duru ve saffeti içinde bulunması, tekrar ediyorum, Sure-i Muhammed'deki 24. ayette de ifade edilir. Bu ayete yakın bir de Nisa suresinin 82. ayeti var. Başı aynen başlıyor. Efela yetedebberunel Kur'ane velev kana min indi gayrillahi levecedu fihi ihtilafen kesira. Yani kalpleri üstünde onların Kur'an üstünde düşünmüyorlar mı? Tedebbür etmiyorlar mı ki onlar Kur'an-ı Kerim ayetler arasında ihtilaf mı, birbirleriyle taarruz, tenakuz içinde olduğunu mu bulmuşlar? Yani Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri kargir binalar gibi birbirlerini destekler mahiyettedir. Kur'an'ın her bir kelimesi bütün Kur'an kelimelerine bakar ve bir o kadar belki mana ifade eder. Her ayet, her sure, bütün surelere ve ayetlere bakan yönleri vardır. Risale-i Nur'larda bununla alakalı özellikle 25. sözde çok şey bulabileceğinizi düşünüyorum. Birinci okuduğum ayete biraz daha dönmek isterim. Efele yetedebberunel Kur'an. Yetedebberun dübür kelimesinden geliyor. Ön arka demek. Halbuki ayet-i kerimede Cenab-ı Hak efela yetefekkerunel Kur'an diyebilirdi. Kur'an üstüne tefekkür etmiyorlar mı, düşünmüyorlar mı? Tefekkür kelimesini kullanmamış da Cenab-ı Hak burada yetedebberun. Diğer ikinci ayette de Nisa suresinde de yine aynen efela yetedebberunel Kur'an diyor. Bunun şu derinliği vardır. Tedebbür ayetin bir önceki ayetiyle bağlantısı, bir sonraki ayetle alakası, bir önceki bütün ayetlerle bağlantıları, nazmi mana bütünlüğü, bir sonraki bütün ayetlerle de mana bütünlüğü içinde enine, boyuna, derinlemesine düşünme kelimesini Cenab-ı Hak yetedebberun kelimesiyle ifade buyurmuştur. Şimdi burada hizmetimizde eleştiren, ya ama gibi sözlerle başlayan, sözleri sarf edenler duygu saffetini ve ihtiyaç tezkeresini elde edememişler midir diye
bir cümle daha var. Ben diğer kardeşlerimiz hakkında, arkadaşlarımız hakkında böyle böyle olsa bile, evet bundan dolayı bunlar eleştirel yaklaşıyor, tenkitvari yaklaşıyorlar diyemeyeceğim, dememem gerektiğine inanıyorum. Çünkü meseleyi külli prensiplerle ele almak her zaman, her şartta, her mekanda geçerli olabilecek umumi prensiplerle ele almak her zaman yerinde ve isabetli olacaktır. Duygu saffeti önemli bir mesele. Bizim duygularımız her zaman saffet içerisinde maalesef bulunamayabiliyor. Peygamberlerin duyguları, mesela Hazreti Adem Aleyhisselam cennette iken bile makamı, makamına göre lakabı Safiyullah olmasına rağmen duygu saffetinin zirvesinde Hazreti Adem ki o anda cennette, öyle bir anda bile daha şeytan olduğu belli değildi. Şeytanın da şeytaniyeti daha ortaya çıkmamıştı. Çünkü Hazreti Adem yeryüzüne geldikten sonra şeytanın şeytanlığı o secde meselesinde ortaya çıktı. Ama şeytan Hazreti Adem'e cennette bile imanın mahalli olan kalbinin yanında her insanda lümme vardır. Lümme-i şeytaniye. Ve o lümme-i şeytaniyeye bir kısım oklar saplayarak şeytan Hazreti Adem'in o memnu ağacı meyvesinden yemesiyle de cennetten mahrum olmasına sebebiyet vermiştir. Hazreti Adem gibi Safiyullah'a bile şeytan lümmesiyle az içini bulandırabiliyorsa, varsan öteki insanlar, biz gibi insanların durumunu hesap eyle. Bu sadece amallarla, fakatlarla hizmeti kritize eden, bazı yönleriyle tenkit eden insanlara lümme-i şeytaniye olmaz. Bu hepimiz için geçerlidir. Bu noktasıyla kardeşlerimizi kınamamak lazım. Kınadığınız insanların hali başınıza gelmeden ölmezsiniz. Bu da ayrı bir hadis-i şeriftir. Onun için kendi saffetimize bakmalıyız biz. Ve Kur'an-ı Kerim'de o saffeti yakalayabilmek için özellikle Saf suresinde anlatılan Allah'ın emirlerine, nehilerine bakmalıyız. Surenin adı Saf suresi. Saf suresinde Cenab-ı Hak saffete de dikkat çeker. O safiler ki işte şöyle bir cennete gidecekler diyerek cennetin tasvirleri ve dört tane ırmağından da bahsedilir. Orada saffetin ilk göstergelerinden bir tanesi لِمَ تَكُولُونَ مَا لَتَفْعَلُونَ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لِمَ تَكُولُونَ مَا لَتَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَكُولُوا مَا لَتَعْلَمُونَ Ey iman edenler, yapmadığınız, yaşamadığınız şeyi niye başkalarına söylüyorsunuz? Ve bir de bu geçmişe dönük, bir de geleceğe dönük, yapamayacağınız şeyleri bir de niye vaat ediyorsunuz? Oylarınızı bana verirseniz mesela Kayseri'ye deniz getireceğim ve gelmez, böyle olmayacak şeyi vaat etmek. Bir insanın yapmadığı, yaşamadığı şeyi anlatması ne kadar nifak alameti ise, yapamayacağı, onlar meşru bile olsa, yapılması gereken şeyler bile olsa, yapamayacağı şeyleri geleceğe dönük vaat etmesi de aynı problem. İşte böyle yapmazsanız saffete erersiniz. Saffetten kaymanın önemli bir çıkış noktası olarak Cenab-ı Hak bu hususlara dikkat çekiyor. Binaenaleyh biz başkalarına saffeti tavsiye ederken veya Kur'an üstünde tedebbürü tavsiye ederken önce kendimizden başlamalıyız. Hoca Efendi'nin 79 veya 80'deki darbeden önce İstanbul'da Sultanahmet Camisi'nde yaptığı tarihi bir vaaz. O bakış açısıyla başka zaman hiçbir vaaz duymadım ondan. Daha doğrusu vaazını duymadım. İslam'a hizmetin hareket noktası ben mahrecinden, ben tırnak içinde, ben mahrecinden huruç olmalı. Yani لِمَ تَكُولُونَ مَا لَتَفْعَلُونَ hakikatini anlatıyor. Onun için
Biz önce kendimizden başlayarak ve bu kendi manyetik alanımıza, atmosferimize, diğer kardeşlerimizi de alabildiğimiz kadar içine alarak, dalga boyutlarımızla diğer kardeşlerimize de tesir ederek, inşallah Kur'an-ı Kerim'in arzu ettiği mümin, Kur'an-ı Kerim'in emrettiği, verdiği ölçülere göre Müslüman ve gösterdiği hedeflere göre de dava adamı olmak için gayret sarf etmeliyiz. Diğer kardeşlerimizin durumları bize alakadar etmez diyebilirim. Çünkü leyse leke minel emru şey'un vardır. Bu iş sana düşmez ey Habibim diyor Cenab-ı Hak. Ama diğer kardeşlerimizle de alakalı temel ölçülerimizi söyleyebiliriz. Siz böyle diyorsunuz, ondan böyle olduğunuzdan şöyle konuşuyorsunuz olarak değil de bu mevzuda nasıl, saffet nedir, saffete nasıl erilir ve aynı zamanda ihtiyaç tezkeresi. Çünkü bir insan, bunlar, bu ölçüler verilmeli. Kuvve-i şeheviye, kuvve-i gadabiye ve kuvve-i akliyenin ifratlarından ve tefritlerinden masum ve mahfuz olmaya saffet denir. Ve saffetin diğer bir ölçüsü de, çok önemli bir şey söylüyorum, cennet keyfiyetini, ruh haletimizi dünyada yaşamakla mümkün olabilir. Ne demek bu? Bizler cennete gittiğimiz zaman, ki inşallah hep beraber cennete gideriz, Cenab-ı Hak bizi cennetine koyacağı zaman kalbimizdeki, iç dünyamızdaki gıllü gışları söküp alacak bizden. وَنَزَعْنَا مَا ف۪ي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ ayetiyle anlatılan bu husus, yoksa eğer bu ruh haletimizle, bu duygularımızla cennete gitsek biz cenneti bile cehenneme çeviririz. Senin sarayın niye büyük, niye benimki küçük? Mesela al bir kavga ortamı ve bu hasetle cennet bile cehenneme dönüşebilir. İşte Allah bu duyguları bizden alacak. Cennette çekememezlik yok, haset yok, kin yok, nefret yok ve hatta o manada gıpta bile yok ve cennette bütün duygularımızın hattı vasatını yaşayacağız. İşte o cennet keyfiyetini dünyada yaşayabilirsek, insanlara suizan yapmazsak, tecessüs yapmazsak, kin, nefret içerisinde bulunmazsak ve hakeza, Efendimiz Aleyhisselam da bunlara dikkat çekmiş. Mesela bir hadis-i şerifte, وَلَا تَبَاغَدُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا. Birbirinize buğz etmeyiniz, birbirinize haset etmeyiniz, birbirinizin kusurlarını araştırmayınız. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz, kardeş diyerek cennet keyfiyetini dünyada yaşamayı bize Efendimiz Aleyhisselam tavsiye etmiştir. Evet, kalbi saffete ulaşmak için şeytaniyetten uzak, benliğimizi de kırmak, mahvetmek lazım. Çünkü içteki nefse emmare, dıştaki insi ve cinni şeytanlar aslında bizim bütün duygularımızı bozup saffetten uzaklaştırıyor. Bunlara da riayet edersek bu saffet meselesi üstünde durmalısınız. Ve sonra bütün kardeşlerimize aynı oluruz. Saffete erme böyledir deriz. Ama şurası muhakkaktır ki suizan yapan bir insanın saffeti bozulmuştur. Haset eden, gıybet yapan insanın saffeti bozulmuştur. Buğz eden, kin ve nefretle yaklaşan, başkalarını tenkit eden yönleriyle saffet bozulmuştur. Şunlarla da saffet bozulur ama saffet için şunlar lazım diye diğer kardeşlerimize anlatmalıyız. Hizmetimize bakan yönüyle duygu saffeti ve ihtiyaç tezkeresini nasıl anlamalıyız? Son cümle itibariyle de bu mevzuların üstünde durmuş oldum. Hizmetimize bakan yönüyle zaten hizmetimizin ana hedefi o 26. sözün arkasındaki zeyl, bu küçük zeylin herkese faydası var diye anlatılan yerde, 29. mektubun da en arkasındaki zeylde, ki 26. mektubun sonundaki zeyl ile 29. mektubun sonundaki zeyl aynıdır. Orada 4 hatveye dikkat çekiliyor. O hatvelere de dikkat edebilirsek herhalde kendi hizmetimizin istediği
kıvamda olacağız. Hem iman adamı, hem ibadet adamı, hem de inşallah başkalarının da numunesi, numune alabileceği dava adamları olabileceğiz. Evet, soru biraz daha farklı yönleriyle de tahlil edilebilirdi. Hizmetimizde eleştiren insanlar biraz boş kaldığından dolayı bunları yapabilir. Çünkü bir insan kendisini meşgul olması lazım gelen zaruri olmazsa olmaz mevzularla sürekli meşgul etmezse o boşta kalmaz. Bu defa meşgul olmaması lazım gelen şeylerle meşgul olur. Ve işte o da eleştirme gibi fakatla amalarla tenkit etmeye götürebilir. Üstad Hazretleri tenkidi günümüzün şartları içinde yasaklamıştır ama İslam'da müsbet tenkit vardır. Yapıcı eleştiri denen bunların herhangi bir mahsuru yoktur aslında. Fakat Üstad bu hassas dönemde bunu da yasaklamış. Ne gibi? Mesela İslam'da gıptanın bir mahsuru yok. Kötü olan hasettir. Ama Üstad gıptayı bile mahsurlu görmüş. Neden? Çok ince bir çizgi var. Kardeşlerinizin gıpta damarını tahrik etmeyin demiş mesela. Gıpta mahsursuz bir şeydir. Ama ince bir çizgi var. Çünkü gıpta bir adımda fark etmeden insanı hasete götürebilir. Ve o haset de gıybete götürür. Ve o da zaten bir cemaatin veya önce o ferdin bitmesi demektir. Onun için bu mevzuda kardeşlerimize eleştirel yaklaşmamak, kendimize bakarak diğer arkadaşlarımıza, kardeşlerimize de müsbet, o yoğun müsbet fikirlerle onları donatmaya çalışmak herhalde yerinde ve isabetli olacaktır. Ama burada şuna da müstakilen girmek isterdim, girmeyeceğim, başka zamana talik ediyorum. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَارِهَا ayetinin Kur'an'ın tedebbürüyle kalp hayatı bir ayette beraber ele alınması, o zaman imanın mahalli olan kalp nedir? Ve kalbimizi istikamet içinde tutabilmek için neler yapmak lazımdır? Kalbi hastalıklar nelerdir? O hastalıklardan kurtulma yolları nelerdir? Bunların da üstünde müstakilen durmak lazım. Hatırlayacaksınız. Mesnevi Nuriye'de Üstad Hazretleri Katire Risalesi'nin başında dört çeşit kalbi hastalıkları beyan eder deyip imani mevzulara girmeden önce o kalbi hastalıklardan kalbi manen temizleme ameliyesinde bulunmuştur orada. Ümitsizlik gibi, yeis gibi, ucub gibi, gurur gibi kalbi hastalıklar aslında daha da bunların sayısını çoğaltabiliriz. Kalbi hastalıklarla kalbi temizleme üstünde de durmak, sonra temiz bir kalple Kur'an'a yönelmek herhalde daha yerinde ve isabetli olacaktır. Bu soruyla alakalı diyeceklerim özetle de olsa şimdilik bu kadar olsun.